Merhaba sevgili müzikseverler. Bu videoda Kaça Ne Alırım serisinin ikincisiyle beraberiz. Bir önceki videoda üzerinde amfisi bulunan ve hoparlörü bulunan pikaplardan bahsetmiştik. Şimdi ise deck pikap dediğimiz biraz daha üst sınıf pikaplardan bahsedeceğim. Bunlara hi-fi seviyesi demek daha doğru olur. Bunların özelliği diğerlerine göre daha iyi ses vermesi. Ancak üzerlerinde bir amfi veya hoparlör olmadığı için yani deck pickup oldukları için kendi başlarına ses çıkaramamaları. Bunlardan ses alabilmek için bir amfi ve hoparlöre ihtiyaç duyulmakta. Şimdi bunları da kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Bir preamfisi olanlar, bir de preamfisi olmayanlar. Preamfisi olanları herhangi bir amfi ile veya herhangi bir aktif hoparlörle dinleyebilirsiniz. Ancak preamfisi olmayan pickupları mecburen fono girişi olan bir amfi ile ve ona bağlı olan pasif hoparlörlerle dinleyebilirsiniz. Yani aktif hoparlör veya herhangi bir amfi ile dinleyemezsiniz. Şimdi size Türkiye'de satışı yapılan marka ve modellerden beğendiğim ve tavsiye ettiğim pickupların hepsini paylaşacağım. Bugünün fiyatlarıyla 3000 lira civarından başlayıp 10.000 lira civarına kadar olan pickuplardan bahsedeceğim. Daha üst seviye pickuplardan başka bir videoda bahsedeceğim. Önce şunu söyleyeyim. Burada anlattığım bir pickup'ı almaya karar verirseniz muhakkak satıcıya özelliklerini sorup teyit edin. Ondan sonra alın. Arada farklar olabilir. Önce sade ve uygun fiyatlı modellerle başlayalım. Bunların iğne ağırlık ayarı ve antisket ayarı yok. Ancak yapım kaliteleri ve üzerindeki kartuş ve iğneler yeterince kalitelidir. Bunlardan sadece birkaç tanesini anlatacağım. Önce Sony PS-LX310BT modeline bakalım. Bunun preamfisi var, otomatik bir pickup ve Bluetooth özelliği var. Fiyatı da 1800 lira civarında. Yine bu pickupla aynı özelliklere sahip bir pickup daha var. O da Audio Technica'nın ATLP-60BT modeli. Bunun da preamfisi var, otomatik ve Bluetooth özelliği var. Fiyatı 2500 lira civarında. Aynı modelin USB özelliği olan ama Bluetooth özelliği olmayan modeli var. O da yine aynı fiyat. Şimdi gelelim daha gelişmiş ve daha çok fonksiyona sahip pickuplara. Bunların hepsinde iğne ağırlık ayarı var ve anti-skate ayarı mevcut. Önce 5000 liraya kadar olan modelleri inceleyelim. İlk olarak geçen videonun sonunda bahsettiğim Lenko L3808 ile başlayalım. Bu bir DJ pickup'ı. Geri çalma hariç her tür özelliği var. 33 ve 45 devir plakları çalabiliyor. Preamfisi var. Direct drive. USB bağlantısı mevcut. Ve manuel bir pickup. Fiyatı da 3000 liraya yakın. DJ tipi pickuplar arasında en uygun fiyatlı pickup bu. Sırada DJ görünümlü ama DJ olmayan bir pickup var. Reloop RP1000M. DJ olmamasının sebebi belt drive olması. Bunun preamfisi de yok ve yine manuel bir pickup. 33-45 devirli plakları çalabiliyor. Fiyatı da 3000 lira. Bir sonraki pickup'ımız Audio Technica'nın ATLP3 modeli. Bu da 3000 lira civarında. 33 ve 45 devir plakları çalıyor. Bu tam otomatik bir pickup. Belt drive ve preamfisi var. DJ tipi olmayan pickup'lar arasında en uygun fiyatlısı bu ve bence fiyatına göre oldukça güzel bir pickup. Hemen peşine çok güzel ve uygun fiyatlı bir belt drive model ekleyeceğim. Music Hall MMF-1.3. Aslında bu bir Amerikan markası ama Türkiye'de de satılmaya başlandı. Bu model 33, 45 ve 78 devirli plakları çalabiliyor. Elektronik hız kontrolü var. Manuel bir pickup ve fiyatı 3400 lira. Sade ve fiyatına göre çok başarılı bir pickup. Bir sonra gelen pickup güzel bir DJ pickup'ı. Pioneer PLX500. 3500 lira civarında. 33, 45 ve 78 devir plakları çalabiliyor. Bunun da preamfisi var. Direct drive, USB bağlantısı var. Bence tercih edilebilecek bir pickup. Şimdi sırada normal bir pickup var. Rega Planar 1. 3300 lira gibi bir fiyatı var. Bu manuel ve belt drive bir pickup. 33 ve 45 devir plakları çalabiliyor. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynısının preamfili modeli var. Rega Planar 1 Plus. Bu da 4000 lira.
Rega pikaplar hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü ne kendi sitesinde ne de başka bir yerde teknik değerlerini göremedim. Bu modelin muadili veya rakibi diyebileceğimiz bir modelle devam edelim. Ama biraz daha pahalı. Project T1 3800 lira civarında 33-45 devir plakları çalabiliyor. Belt drive ve manuel bir pikap. Ve preamfisi yok. Bunun preamfili modeli T1BT ve 4800 lira. Bir de Project Debut Carbon modeli var. Bunun üzerinde daha kaliteli bir kartuş var. Ama preamfisi yok. Fiyatı da 4350 lira. Yine bir DJ görüntülü pikapla devam edelim. Musicall USB 1. Aslında bu model diğer DJ pikapları gibi direct drive değil. Belt drive olarak dizayn edilmiş ve manuel bir pikap. Preamfisi ve USB çıkışı var. Şunu da ekleyeyim. Biraz önceki Reloop modeli ve bunun belt drive olmasında bir sakınca yok. Sadece çalarken platoya müdahale etmemek lazım. Diğer bahsetmek istediğim bir pikap Torrens TD-158. 4000 lira civarında belt drive, tam otomatik ancak preamfisi yok. Teknik değerlerine baktığımızda ise aynı fiyattaki pikaplardan bir adım daha öne geçiyor. Yine 4000 liranın biraz üzerinde güzel bir pikap var. Denon DP300F. Bu da preamfisi olan tam otomatik bir pikap ve belt drive. 33 ve 45 devirleri çalıyor. Reloop'un bir DJ modeli daha var. O da RP2000 USB. Bu gerçek bir DJ pikabı. Direct drive, preamfisi var ve USB çıkışı var. 33 ve 45'lik plakları çalıyor. Ve tabi bu da manuel bir model. Fiyatı da 4200 lira. Reloop'un iki modelinden daha bahsetmek istiyorum. Bunlar normal pikaplar. Turn 2 ve Turn 3. İkisi de belt drive. Turn 2'nin preamfisi yok ve manuel bir model. Fiyatı 3900 lira. Turn 3'ün ise preamfisi var, USB çıkışı var ve otostop özelliğine sahip. Fiyatı da 4300 lira. Bence Turn 3 tercih edilebilecek bir model. 5000 liranın altında son bahsedeceğim pickup Audio Technica'nın AT-LP5X modeli. 3700 lira ile 4000 lira arası değişen fiyatlara satılıyor. Bu preamfisi olan direct drive bir model. Manuel bir pickup. 33, 45 ve 78 devirli plakları çalıyor ve USB çıkışı var. Üzerindeki kartuş ise Audio Technica'nın iyi modellerinden birisi. Bütün bu özellikleriyle öne çıkan bir model. Gelelim 5000 liranın üzerindeki modellere. Audio Technica'nın en popüler modeliyle başlayalım. AT-LP120 USB. Bu pikabı 4000 lirayla 6000 lira arası değişik fiyatlara gördüm. Bu yüzden 5000 lira üzeri kategorisine ekledim. Bu da bir DJ pikabı. Preamfisi var. 33, 45 ve 78 devir plakları çalıyor. USB özelliği var. Ve üzerindeki kartuş iyi bir kartuş. Teknik özelliklerine baktığımızda iyi bir pikap olduğunu görüyoruz. Bu da yine tercih edilebilecek pikaplardan birisi. Bunun bir üst modeli AT-140XP 4300 lira ile 6500 lira arası fiyatlara satılıyor. Bu modelin motor gücü diğerine göre daha iyi. Ama bazı özellikleri yok. Örneğin preamfisi yok, USB çıkışı yok. Bunun dışında diğer özellikler aynı. Direct drive, 33, 45 ve 78 devir plakları çalabiliyor. Yine bir DJ modeliyle devam edelim. Dual DTJ301-1. 5400 liraya fiyat gördüm. 33-45 devirleri çalıyor. Preamfisi var, USB çıkışı var ve manuel bir pickup. 5000 liranın biraz üzerinde Torrens'in birkaç modeli yer alıyor. Önce TD-170-1 modelinden bahsedeyim. Bu tam otomatik ve belt drive bir model. 33, 45 ve 78 devirlik plakları çalıyor. Ancak preamfisi yok. Aynı modelin 170-1EV olanının preamfisi var. Bir de bunların bir üst modeli olan TD-190-2 var. Bunun preamfisi yok ama teknik değerlerine baktığımızda şu ana kadar bahsettiğimiz pikapların en üstüne yerleşiyor. Belt drive bir model, 33, 45, 78 devir çalıyor ve tam otomatik bir model.
Torrens'lerden başlamışken bir üst seri ile devam edelim. TD201 modeli 5400 lira. Preamfisi olan ve manuel bir model. 33 ve 45 devirli plakları çalıyor. Aynı modelin daha iyi bir kartuşu olan ve USB çıkışı olan model ise TD202. Fiyatı 7200 lira. Bu da hem teknik özellikleri hem de şık tasarımı ile dikkate değer bir pick-up. Sırada Musicol'un diğer bir modeli var. MMF33. Bu pick-up da sade ama başarılı bir model. Kolu özellikle dikkat çekici. 33, 45, 78 devirli plakları çalabiliyor. Belt drive ve manuel bir pick-up. Üzerinde Ortofon 2M Red kartuş var. Bu da dikkate değer pick-up'lardan biri. Sırada Pioneer PLX1000 modeli var. 7300 lira ile 8100 lira arası fiyatlara satılıyor. Bu gerçekten güçlü bir pick-up. Çok fazla reklam yapmadan direct drive pick-up'lar üreten Pioneer'ın tecrübesine hissettiren bir pick-up. 33-45 devirleri çalıyor. Manuel, preamfisi yok. Hız sabitliği konusunda şu ana kadar bahsettiğimiz pick-up'ların en üstüne yerleşiyor. Hemen peşine bununla yarışacak bir pick-up ekleyelim. Reloop Turn 5. Fiyatı 9000 lira. O da 33-45 ve yine 78 devirleri çalıyor. Direct drive, preampisi yok. Manuel bir pick-up ama teknik değerleriyle Pioneer PLX'e rakip bir pick-up. Bir de ülkemizde az bilinen bir markanın ilk pick-up'ından bahsedeceğim. Magnat daha çok hoparlörleriyle bilinen bir marka. Şimdi bahsedeceğim model ise ilk pick-up'ları. Ancak hem teknik hem de estetik olarak çok başarılı bir model çıkarmışlar. MTT990. Bu model direct drive, preamfisi var ve otostop özelliği var. 33, 45 ve 78 devirli plakları çalabiliyor. Oldukça güçlü bir motoru var ve gayet güzel bir kartuşa sahip. Genele baktığımızda tercih edilecek bir pick-up. İki pick-up'tan daha bahsedip videoyu sonlandırayım. Birisi Torrens'in 30 yıl sonra çıkardığı ilk direct drive pick-up olan TD402DD. Bir sene sonra bir direct drive daha çıkardılar ama fiyatı bunun 10 katı olduğu için bu videoda anlatmayacağım. 402DD sade ve klasik görünümlü bir model. 33 ve 45 devirli plakları çalıyor. Preamfisi var, otostop özelliği var ve üzerinde Audio Technica'nın iyi kartuşlarından birisi var. Fiyatı da 9300 lira. Son bahsedeceğim pick-up 10.000 lirayı geçiyor ama bu sınıfta en iyi modellerden birisi Project Classic. Bu model belt drive, preamfisi yok ve otostop özelliği var. Fiyatı da 12.500 lira. Evet, Türkiye'de satılan modellerin kayda değer olanları bunlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bütün pick-up'ları anlattın, Technics yok mu? Technics'in direkt Türkiye satışı olmadığı için fiyatları çok değişken ve her istediğiniz modeli bulamıyorsunuz. Bu yüzden Technics'ten bahsetmedim. Deck pick-up'lar, daha doğrusu hi-fi seviyesi pick-up'lar için anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.